Bize kaldın herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Fezzi Altun. Ve bugünkü konuğumuz Gül Gölge. Çok geldi. Teşekkür ederim. Vallahi o kadar mutluyum ki burada olmaktan. Zaten bir saattir de konuşuyoruz. Evet, daha ben öyle bir dedikodu yaptık ki. Orayı çektik mi Kerim bilmiyorum ama. Sakın o. Ama yalan yok. Neyse onu anlattık yok, yani. Hepsi gerçekti. Hepsi gerçek. De ortak evet, düşüncelerdeyiz maalesef. Öyle olmuş, ki buradan maalesef. Herkese selam. Herkese selam. Onlar anlayanlar. Üçümüz aynı kişiden nefret ettiğimize göre. Sen ne burcuydun? Ben aslana teraziyim. Teraziyim ben. Ay bak terazilerce. Tabii benim yükselen onun benim yükselenime yıllarca aslan neymiş dediler. Başak mı? Senin yükselenin? Akrep benimki akrep de. Akrep süper. Çok yine burçlarla başladık diyor. Gerçekten. Olmazsa olmaya hoş geldin. Bu ne güzellik diyeceğim ama artık herhalde sıkılmışsındır. Canım, gerçekten. O kadar güzelsin ki maşallah. Yani ne makyaj yapacağımızı da konuştuk Fezi'yle ama bir şey yapmasak sizin da olur. Sizin gibi güzel insanlardan bunları duymak her zaman çok keyifli ve çok aha, kıymetli. Çok beni yine çok heyecanlandıran konuklardan bir evet tanesisin. Gerçekten. Ay. Çünkü biraz önce sen gelmeden önce de evde çok konuşuyorduk Seçkin'de. Dedim ki yani ben Kanal D'yi açtığım zaman o magazin programını her hafta acaba ne giydi, ne giyecek falan diye düşün bak aynen yani o zaman bunları düşündürüyordum bana ne yani. Güzel ya, çok güzel bir şey. Cengiz Abazoğlu da sevgilerimize gelelim. Cengiz miydi kıyafeti? Her hafta hepsi, her o hafta hazırlardı. Ne yapardım biliyor musun? O zamanlardan belli rahatlığım. Bilgi Üniversitesi'nde okuyorum sinema televizyon. Ben öyle bir provaya gideyim. Bir doktordan randevu gideyim. O da 3 saat bekleyeyim ama ben istediğim zaman gideyim. Anladım. Yani randevusuz bir saatli, insanım. Saatli maatli. Yok gelemiyorum. Biraz dağınık bir kadın olabilir misin? Dağınık yani değil. Dağınık derken şey anlamda ev dağınıklığından bahsetmiyorum. Yani kafa çok dağınıklığı. Kafa dağınıktır. Saatli bir şey beni rahatsız ediyor. Yani daha moodiyim. Anksiyete yaratıyor işte şeyler. Anksiyete mi yaratıyor? Evet veya da o an gitmek istiyorum ben. Bak hiç problem çıkarmam ama giderim beklerim mesela. Hiç böyle arıza çıkarma hani ben geldim gireceğim falan yapma. Orada takarım kulaklığımı beklerim falan. Ya Cengiz sağ olsun. 3 sene boyunca sevgili Berna da kardeşim. Gül Gölge taburesi diye bir şeyleri vardı tabii bunun yüksek için. 1.82 misin bu arada? 1.80. Tam 80 bir 80'im. Mi? Evet. O yanlış bilgi. 82 gördüm. Evet tam bir 80. Berna otobürenin üzerine çıkarak benim provalarımı o yapıyordu. Bir kere gittim herhalde provaya. 3 sene boyunca o provayla, hiç mi hata o ölçüyle olmadı? Bir evet kere provada bazen ama arkasını açık bıraktık. Bazen ha, tokaladık. O kadar olur canım. O kadar olur ama sıfır kusursuz, sıfır hatasız gerçekten. Yani. Çok güzel o döneme ait. Çok güzel kıyafetler ha, yaptı süper yani. Evet, biz de bayıla bayıla izliyorduk. Ay eksik olmayın. Evet. Sağ senin bu konuyla ilgili sanki bir sorun vardı. Aa evet geldi. Ben soracağım dedim. Ben kapat şey dedim. Direkt ondan mı başlayalım? Olur. Ben başlayalım. Bence makyaja da başlayalım. Sen sorunlarla evet devam et. Çok heyecanlıyım. Heyecanlı mısın? Ben şey dedim. Makyaj yaptırmayı seviyor musun bu arada? Seviyorum. Tamam. Ben bir kere de yapmıştım bu arada. Evet senle çalıştık zaten. Ha evet zaten. Bir kere çalışmıştık. Ay güzel kadınla da makyaj yapmak işte heyecanlandırıyor. Ben dedim ki şimdi bir döneme giydikleriyle gerçekten yaptıklarıyla, taktıklarıyla damga vurmuş biri olarak. Şu an bu böyle hani konuşmalar var ya şu şunu giysin, şu bunu giymesin işte şu şöyle olur falan diye. Sahnede en şık bulduğunuz ya da şu an Türkiye'de çok iyi giyiniyor dediğiniz biri var mı? Yok. Sizin dedim, senin artık. Hep öyle diye yok. Yok. Hep öyle derler. Var tabii ki ben Gülşen'in kıyafetlerini çok beğeniyorum. Benim de kıyafetlerim çok dekolteydi ama aslında herkes o dönemde biraz dekolteli bir dönemdi değil mi? Böyle bir dekolte revaç. Ne oluyor biliyor musun aslında? Şimdi herkes giyiyor aslında. Da. Hani tabii davete canım giderken ama sen de farklı durunca daha farklı duruyor. Şimdi Gülşen de çok güzel taşıdığı için evet fazlaymış gibi hı-hı duruyor aslında. Halbuki çok yakışıyor. Evet. Yoksa herkes giyiyor. Onunki konuşuluyor. Orada bir ikilem var. Ben var. Gülşen'in sahne kıyafetlerinin yakıştığını düşünüyorum. Bayağıdır yoksun bu arada. Evet. Yani yeni bir program ya da sunuculuk vesaire bir şey var mı yakın zamanlarda? Seni ekranlarda tekrar görebilecek miyiz? Evet. Aslında istiyorum artık. Nasıl anlatayım? En yani son gardırop savaşı. Daha sonra yapmadım işte evet, değil mi? Evet evet ne kadar oldu? 3-4 sene oldu. Hı-hı. Çok da güzeldi ya. Çok evet, güzeldi. Kavgasız, gürültüsüz bir 250 bölüm çektik yani sevgili hı-hı Ayşe Burak ve Raşit Bağlı evet ile beraber. Sonrasında bir diziler gibi böyle dönem dönem işte konak dizileri oluyor. Dönem dönem işte polisiye diziler oluyor ya. Evet. Bir de Türkan İnanoğlu'nun yaptığı onda çok sevgiler. Onu da yakın zamanda ziyarete gitmek istiyorum. Beni aslında ilk ekrana çıkartan odur. Öyle mi? Evet şu anda biraz da rahatsız. Ha, geçmiş olsun çok diyoruz. Teşekkürler. Ay, çok teşekkürler diyorum yani.
yani çok geçmiş olsun. Dönem dönem olduğu için bu şeyler. Ben de kendimi çok o şeyde göremedim. Hani bir ara magazin masaları çok gündemdi. Bizim o gardırop savaşlarından sonra o zamanlar biraz moda magazini, programları vardı. Sonra magazin masalarına döndü. Ben kendimi oralarda görmüyorum. Magazin sunarken en azından haberi sunuyorsun. Evet. Ama diğer türlü insanların özel hayatını irdelemek, ben zaten buna karşı bir insanım. Kendim de onu söyledim. Ben sizin işinize yaramam. Yok siz bir şey yapmayın, yorum yapmayın, moderatörlük yapın. Yok ben moderatörlük de yaparsam susturum. Size ne nasıl konuşuyorsun? Öyle denir mi? Gibi. O yüzden o kafalar da bana, yani bak yapanı eleştirmiyorum. Her şeyin, her yerin görevi var hayatta. Herkes olmalı. Ama ben o değilim. Programın adı bu arada heyecanlı mıydı? Canlı canlı. Canlı canlı. Canlı canlı. Heyecanlı başka bir şey. Canlı canlı. Canlı canlı. Evet. Peki o programa başlayışın nasıl olmuştu? Staja gittim şeye, setlere. O zaman da Türker'in oğlunun işte Çiçek Taksi. Oyunculuk da yapmıştım ben bu arada. Evet, 3-4 dizi var evet, öncesinde evet, değil mi? Aynen. Sen dediler bir geç bakalım kamera önüne. Ya ben dedim yapamam edemem ben. Yani zaten iltişemediğim için yönetmen olmak istiyorum. Yani hani o yüzden ben çok hani bir oyunculuk bilmiyorum şey yok yaparsın. Hakikaten oldu. O da oldu. Sonra Okan Bayülgen'in programına konuk olduk. Orada Kanal D'deydi ya o da o zaman. Bu sefer oradan şey geldi. Ondan önce Ömer Karaca ana haber spikerliği teklifi etti. Ben hep yapamam. Yok sunmadım. Ben yapamam. Niye? Herkes yapıyor aslında. Evet. Bende öyle bir şey vardı işte. Allah Allah. Mükemmel terazi. Terazi. Ben bir konuda kendimden emin olmadan halbuki kervan yolda düzülür diye bir laf var. Doğru. Ay ben dedim gündemi politikadan anlamam. Hani benim onu sunmam için herhalde siyasi bilimler falan okumuş, uluslararası işte işler falan uzman lazım. Bu arada geç olduğumuz için. Bilim Üniversitesi'nde film ve televizyon programcılığı. Evet. Yok bayağı sinema televizyon. Sinema televizyon. Mezunuyum. Tabii tabii. Sonra bir şey daha okudun mu sonra arada? Sonra evlendim. İkisinde de aslında hamileliklerimin son haftasına kadar çalıştım. Bir hafta kala. Yani canlı canlıyı da hamile döneminde sundum. Evet, sunmuştun. Evet, diğerinde de anne çocuk programı yapıyordum. Kanal Türk vardı o zaman. Hafta içi her gün canlı yayında o da. Hep döneceğim diye şey yaptım. Hatta her hafta başkası sunmaya devam etti falan. Evet, evet doğru. Evet. Konuk sunucularla aynen. Devam etti. Ama dönemedim. Dedim ben alt kattan üst kata, üst kattan alt kata inemiyorum şu anda. Ben bunu beceremiyorum. Sonra program bitti mi? De, evet. Öyle. Yani becerenlere de çok saygı duyuyorum. Ben yapamadım yani şey yapamadım. İkisini aynı anda yürütemedim. Sonrasında da psikolojiye hep ilgim vardı. Lisansım sinema televizyon olduğu için her üniversite kabul etmiyor yüksek lisansı psikoloji yapmayı. Arar Üniversitesi vardı. Ben Emirgan'da oturuyorum. Sefaköy'de devam zorunluluğu var. Bir buçuk sene Sefaköy'e gittim geldim. 2,5 saat git, 2,5 saat gel. İşte oradan da son dönem kaldı. Dedim ben alacağımı aldım. Eyvallah. Dedim tamam. Sonra pandemi oldu. Pandemide de İstanbul Üniversitesi felsefeye girdim. Evet. 4 senelik. Ona da 2 senelik diye girdim. 4 senelik. Onu şeyini seyrettik hatta. Nişantaşı'nda bir dükkanın önünde röportaj yapıyorlar. Seyrettim onu. Nisan ayında falan. O bitti mi peki o okul şu onu an? Onu da 3. sınıfta doldurdum. Dondurdum. Çünkü dedim artık yeter. Ben artık varoluşlar, onlarca, bunlarca, falanlarca, filanlarca. Ve güzellik merkezi mi diyeyim artık? Yok şey güzellik akademi. Güzellik uzmanlığı eğitim merkezi. Evet akademi. O ne zaman açıldı bu arada? O da bir senedir, geçen sene bu zamanlar Metro başladı. City'de mi Metro City'de. Çok iyi. Çıkıp evet, çıkıp ulaşım yedin. Şahane vallahi. Şimdi buradan direkt oraya git. Metro en kötü metroya binin. Metro ile bu her tarafa yani. İçinden çıkıp giriyorsun. Şahane oldu. Neler var orada? Neler yapılıyor? Orada vallahi kalıcı makyaj var. Önce esas şey 6 aylık bir güzellik uzmanlığı eğitim. Eğitimi de veriliyor tabii, aynı zamanda. Zaten merkezi burası. Uygulama merkezi değil. Akademi direkt okul. Direkt okul. Evet, öyle evet. Gideyim de kaşımı yaptırayım yok, bir yer hayır, değil yani. Değil. Onları sonra yapacağım inşallah. Ama şimdiki elemanlarımızı yetiştiriyoruz. Bunu yapana da hep onu söylüyorum. Yani bu işi kurana vallahi herkes oturup dua etmesi gerçekten lazım. Öyle, güzel herkes üniversite yani. Okuyamıyor değil mi? Son ama çok güzel öyle. Meslek sahibi oluyorsun. Evet. Çünkü bir diploma beklemiyor. 16 yaşından itibaren herkes meslek sahibi olabiliyor. İşte 6 aylık o kurs var. Kalıcı makyaj eğitimi var. Profesyonel makyaj eğitimi var. Tırnak makyaj, işte tırnak eğitimi var. Çok normal iyi. Manikür pedikür sen var. Masaj var. Duruyor musun? Tabii. Durmaz mıyım? Tabii mutlaka. Yani haftanın en az 3-4 günü gitmeye çalışıyorum. Daha şu anda aslında katmak istediğim çok şey var çocuklar. Burası böyle evet bu şeyle çıktı kendimi buldum diyebilirim bu anlamda. Ben çünkü şimdi hani öğrendiğim şeyleri o terazide vardır. Estetik. Öğrendikleri şeyi insanlara anlatmak, paylaşmaktan çok keyif alan kesinlikle. Bir insanım. Bugüne kadar da kendi adıma büyük yollar kat ettim. Yani insanları anlamada, öncelikle kendimi anlamada, kendimi keşfetmede falan. Bu yolda da bana iyi gelen her şeyi bir de bir sürü sizin gibi değerli insanlar tanıyorum. Güzel. Elimiz
elimiz ayağımız bir yerlere ulaşıyor çok şükür. Kendi yolculuğumda bana iyi gelen her şeyi insanlarla, buraya gelen arkadaşlarımızla, kadın erkek paylaşmak istiyorum. Ne bunlar? Şimdi nefes eğitimi. Çok iyi. Yani kendini geliştir, dönüştür, her şey. Yani bu öyle bir akademidi ki. O da olmasını mı? Istiyorum nefes ki. Ha, şu an var mı? Evet. Workshoplar yapmak istiyorum şimdi. Yaptık süper. Mesela birkaç tane. Hani burası böyle sertifikanı al git olmasın. Buraya yolu düşen hiçbir şey tesadüf değildir bu hayatta. Ya bana nefes eğitimi çok iyi geldi. Bir nefese bir baksın. Ya yogayı bir tanısın. İşte adab-ı maşeret kurallarını bir görsün, bir öğrensin. Var. Wow. Workshoplar ama var. Çok iyi. Evet, yani... hepsini buraya koyuyorum. İşte ne bileyim aklına ne geliyorsa. Ya yani o benim yolculuğum için mesela yüz yogası. Gelsin onu da öğrensin. Yüz yogası yapıyor musun? Vallahi ben yeni başladım ve çok memnunum biliyor musun? Bu şeyler kendim mi? Kendim baş... o aletin adı? Bir de onlar var. Da var. Guaşa taşlarıyla guaşa falan da ama yani o tek sadece taşla yapılmıyor. Onun bir hani egzersiz de var şeyle, ya. O bir şeyler aynen. Yapıyorsun. Şey... Ama çok işe yarayan vallahi örneklerini şöyle gördüm. Söyleyeyim bak gerçekten bu akademiye bunu katmaya çalıştıktan sonra tabii işte o mükemmelliyetçilik hemen bir işin içine gireyim neymiş bu falan filan derken bir başladım denemelere işte şöyle mesela işte şuradan şöyle yapıyorsun böyle bir şeyler işte ne bileyim gözünü aç kapat şuraya şöyle dayıyorsun falan filan bir şeyler buraya falan koy gibi. Böyle bir şeyler yap falan. O öyle yapıyor çok yabancı kanallardan birilerini buldum. Türkiye'de bu işi çok çok iyi yapan sevgili Nihan var. O gelecek şimdi yüz Aralık'ta yüz yogası. Eğitim, evet kızlar onu da öğrensinler gelmişken işlerine bir öncelikle bir farklılık katsınlar yani. İsmi ne bu arada akademinin buradan ulaşmak Beauty isteyenler? Beauty Attitude. Beauty Attitude. Akademi güzel. Evet. Yani. Duruş güzellik ve duruştur. Daha senin sayfandan da görebilirler muhtemelen. Oradan da görebilirler. Vallahi o yüzden hayatım bence dediğim gibi sistematik yapmadığım halde öğrenmeye çalışınca hesapları takip etmeye başladıkça yemin ediyorum çocuklar işe yarıyor ya. Tabii ki yarıyor. Ya o gün peki mesela... ondan öncesinde sen cildine fix yaptığın bir bakımın bir şeyin bir sırrın var mı? Çok şahane görünüyor. Ay canım benim çok teşekkür ederim. Ben şuna karar verdim. Dolgu molgu bana yaramıyor. Yani yok ben geçen gün de onu söyledim. Yapıldı mı daha önce peki? Yapıyorum tabii ufak ufak bir şeyler yapıyoruz. Ay ben sonra onların geçmesini bekliyorum. Yani anladın mı? Demek ki abi zorla olmuyorsa olmuyor yani. Merak haklıyız. Kadını seviyoruz. Yaptıracağız tabii. Ettireceğiz ama şuna döndüm. Ben buna bir bütçe de ayıracaksam bunu şunu şöyle yapmamız lazım. Bana göre yani bugün geldiğim noktada. O yüzden onun farkını da görüyorum. Cilde bakım yani cilde evet. Yatırım yapacaksın. Değil mi hayatım? Gerçekten. Yani sizler de daha iyi bilirsiniz. Bir numaralı kuralım. Biz mesela gerçekten mezoterapiciyiz. Biz sürekli öyle mi? Sen de yaptırıyor musun? Tabii mezoterapi yaptırıyorum. BRP yaptırıyorum. Doğru şekilde. Mesela ultra yaptırdım. Ben ultra bana yaramadı. Bana da ultra neydi? Benim ben mahvoldum. Ya evet. Ama mezoterapinin içinde zaten bin çeşit tabii evet. Vitamin bir şey var. O bir cildi evet. Müthiş yani parlatıyor cildi, ve cilt, aynen gençlik öyle. Veriyor gibi bir aynen harika bir sihir o. Gençlik ışıltısı da diyorlar ya. Gibi gibi. BBL yaptırdım ben. O bana iyi geldi. Fakat sonra ne oldu? İkincisinde dozu arttırdıkları için leke oldu yazın bende. Abi yazında leke bunu versin yani. Ha. Kışın geçiyor, yazın güneş çıkıyor. Kirpiğinde bir şey var mı bu arada? Hiçbir şey yok kirpiklerimde. Lifting falan var. Lifting o da mı yok? Sen bir yaptırdığım zaman gör böyle o zaman kaşına falan oluyor. Çıkıyordur. Evet ama güzel oluyor. Seviyorum arada yaptırıyorum ama şu an zaten. Yok. Kıvırık zaten çok iyi. Yani büyük biz oğlum kıvırmadık. Da bana benziyor. İki tane oğlum var bu arada. Kaç yaşındalar? Biri 14, biri 13. 18 ay araları. Küçük ay oğlumun ya. Daha böyle uzun düz. Ötekininki daha kıvırık böyle mı? Çiçek gibi. Daha böyle bir kıvırık. Küçükken böyle kesmek falan isterdim. Çünkü gözlük camlarını falan böyle şey yapardı. Maşallah. Sana ama çekmişler de, o zaman. Evet. Yani büyük kirpik. Oğlanın daha çok bana benziyor şeyi. Ama bir de şimdi yine var yaptırıyorum o laminasyon falan bizim orada da yapıyor kızlar hocalar tabii, yaptırıyor. Kaşlarında var bir ufak karşılarımda galiba var ama bir kaşın şey. Şekli şahane görünüyor. Onun da geçmesini görelim. Bekliyorum. Her şeyi sen yaptırdın şimdi geçmesini aynen bekliyorsun öyle. Maşallah. Şimdi ne yapacağız? Gözenek sıkılaştırıcı işte. Ben onlardayım şu anda. Yani yatırım yapacağım zaman onlara yapıyorum. Süper. Çünkü cildin zaten dinç, iyi. O bir de botoksumuzu yaptırıyoruz. Tabii o artık ufak estetik, ufak. Aynen o şart. Öyle. Aa, evet. Ya, şart diyorum da şimdi bir sürü şey söyleyeceksiniz. Şart mart değil ya. Bir şey söyleyeceğim. İsteyen, aynen de... öyle. Ben onu anlamıyorum. Ne istiyorsanız yaptırın. Kimseyi yargılamasın. Şart değil aynen arkadaşım. Doğrusu. Bizim için şart tatlım. Yani biz sonuçta televizyondayız ve biz epeydir yaptırıyoruz. Çünkü ben de çok mimikli bir insanım. Evet ben de çok kullanıyorum. Bunu da korumak zorundasın. Ufak ufak o baby botoksu yapıyorlar mesela. Minik minik. Çünkü bazen bakıyorum ifademin değiş çiçekleri de oldu Allah. Ya bir yine o geçsin diye bekliyorsun. Ben bir kere ama yaptırdım olmadı. Ama yüz benim istediğimi yaparım, istediğimi yapmam. İsteyen yaptırsın, isteyen yaptırmasın. Doğru. Yaptıran yaptırmayanı yargılamasın. Çünkü hepsi narsistik. Doğru. Yani o da onu yargıladığı zaman yaptırmadım ama arkadaşım yaptır. Alkış bravo yani. Çok iyisin sen harikasın falan. Bırakın bunları yani herkes istediğini yaptırsın yani ama aşırıya kaçmamak lazım. Ben şimdi makyajı bir böyle hızlıca toparlamak istiyorum. Çünkü biz şu an istiyorum. Sana kanalize olmak istiyoruz. Makyajı bir hadi hızlı bitirelim. Sorulara başlayalım. Sorularımıza devam edelim. Aynen.
Hop, makyajımız bitti. Gerçekten şöyle bir dokunalım dedik. Yani ama böyle bir işte şey oldu. Sizlerin de bir dokunuşu dokunduk yetiyor yani. Ama ya. Dost var, ne düşman yapayım? Var. Sanki böyle bir şey diyordunuz. Dedik. Size, ay, ne dediniz? Aa yok canım. Herkesi ne? Çok seviyoruz. Aa herkesi işte. Çok seven insanı bayılıyoruz sevim. Bayılıyoruz herkese. Ya herkese bayılmıyoruz. Yok gerçekten. Gerçekten. Herkese bayılana da bayılıyoruz. Ya ben bayılmıyorum. Çünkü insanların... O işte bir madilik var oluyor değil mi? Madilik var oluyor işte. Çünkü herkes herkesle anlaşamaz. Fikir ayrılıkları olmak zorunda. Kesinlikle. Herkes fikrini özgürce söylemek aynen, zorunda. Bu da düşmanlığa aslında sebep olmamalı. Ama maalesef bizim ülkemizde onun gibi düşünmüyorsan kötüsün. Halbuki gelişmek karşıt fikirlerle oluyor. Tabii ki de ben de herkesi sevmiyorum. Herkes de beni sevmesin, kendimi sorgularım. Ben herkese mavi boncuk mu dağıtıyorum acaba? Hani geliyorum senle, senden oluyorum, geliyorum sen öyle bir şey kim yok. Kim var mesela böyle tanıdık? Dostun da olacak, düşmanın da. Şimdi. Mesela. Nefret ediyorlar zaten bir koyduğumuzdan. Yani. Yok. Şey değil, daha sevmediklerim geçin. Var ama şöyle yani anlaşamadıklarım diyeyim. Çünkü sevip sevmek de artık öyle bir duygu da hissetmiyorum yani. Hı, öyle bir evet. Duygular da çok kıymetli. Sadece karakterini kendime yakın bulmuyorum. Peki mesela zamanında haber yaparken, magazin haberi yaparken sevmediğim bir kişinin haber önüne geldiğinde onu sunmaktan böyle üf bu niye geldi vallahi haberi olmuş mu? Soru, güzel soru. Yaptın mı? Ki ben hiçbir zaman... Haber dedim. Sildirdiğin oldu mu hiç peki? Bunun haberini de yapmayayım artık. Hiç sevmiyorum bu adamı ya da kadını. Yok onu yapmadım. Sadece şey yapmadım. Sunarken? Sunmadım. Ha sunmadım. Sunmadığım oldu ama şöyle. Nasıl direkt pas atıldı habere? Pas atıldı. Şöyle. Araştırın haberi, bulun dermişim. Haberi doğru bulmadığım için sunmadım. Ha. Öyle söyleyeyim. Çünkü şunu diyecektim. Etiklikle ben, alakalı evet, bir şey bu evet, o zaman. Evet evet. Ki bak kişisel... o zaman da 24-25 yaşındaydım yani düşün. Ona rağmen hiçbir zaman elimdeki hiçbir gücü kullanmadım. Yani ne bu kadınlık olsun ne bir konum olsun ama hiçbir zaman yapmadım. Ama sen kadınlığını kullansaydın. Yani hiçbir hani o... Onlar öyle şey kafa yapım sen anlıyorsun işte terazileri anlar. Ama şey yaptığım oldu. Programın akışına da karışmamak için. Hadi çok güzel bir soru. Veriyorsanız verin haberi ama ben karışmıyorum. Evet ben sunmayacağım dedim. Bu haberi doğru bulmuyorum. O benim ağzımdan çıkmasın. Evet yani. Ki şöyle diyeyim. Magazinin içinde olmama rağmen hiçbir zaman içinde olmadım. Yani içindeydim ama değildim. Peki arayıp senin arkadaşın ya da uzaktan arkadaşın olup benim haberi kaldırsanlar var mıydı? İşte öyle bir arkadaşım hiç olmadı benim piyasada. Hayır. Hiç kim, peki hiç ünlü herhangi bir arkadaşın yok mu? Valla sana şöyle söyleyeyim. O soru benim de ama ya. Evet. Burada yazıyor. Ya, yalnız aldı. Çok güzel sorular. Çok aldı, enteresan. Evet. Çünkü sorular sende evet, bu arada. Evet. Aşk olsun. Bunlar şey. Ne o? Şey otobiyografi. Ya yani bana göre bana sorulması gereken ama bugüne kadar çok sorulmamış sorular. İkinize tebrik ediyorum. Ben olsam size gerçekten çok ciddi bir kanala taşırım. Herkesin dışarıdan farklı işte bunu öğrenmemiz gerekiyor. Herkes kendi bakış açısıyla görüyor herkes. Yani ben seni kendi yaşadıklarıma göre görüyorum. Seni öyle görüyorum. Sizler beni öyle görüyorsunuz doğru. Ama herkesin hayatı, yaşam tarzı ve hayata bakışı çok çok farklı. Hmm. Ben o dönem öğrenciydim. Hani o devasa. O kıyafetler, o şeyler ama tişörtümü giyip, konversimi giyip okula gidiyordum. Ve hiçbir farkında bile değildim. Sosyal medya falan da yok. Ve şimdi zaten bakıyorlar sokakta. Daha çok bakıyorlar. Bir fark o oldu benim için. Falan oluyordum. Ay tanınıyoruz falan. Sonra bir röportaja geliyorlar şimdi. Kanala geliyorlar mesela. Sürmanşet röportaj çıkıyor. Ben gazeteyi bile almıyorum. Bir kızım niye söylemedin? Nerede bir falan hani o kadar böyle uzaktayım aslında gerçekten. İlgisiz değil aslında. O ilgisizlik yani, değil o. Şımarmaktan evet, da korktum. Evet kesinlikle. O dönem ben okulu da bırakabilirdim. Çünkü öyle bir şeyin içerisindesin ki para kazanıyorum. O gösterişi dünya insanın kafasını çok kolay çok karıştırır. Ben sorunun cevabını almadım ama. Geleceğiz. Biraz şurada bir şeyler felsefe yapalım. O kadar master yaptı. Hayır. yok dur şimdi. Bu piyasada olmadım çünkü hem anlaşamayacağımı düşündüm hem biraz korktum. Benim hı-hı. Dünyam daha farklıydı. Yani ben okul arkadaşlarımla görüşüyordum hı-hı. Vesaire. O yüzden beni arayıp da hani onu isteyecek bir arkadaşım ilişkin olmadı. Yoktu benim diğer ünlü şu anda tabii ki ünlü isimlerden arkadaşlarım hı-hı. Var ama nasıl oldular hepsi biliyor musunuz? Ya çocuklar vasıtasıyla tanıştık. Hı-hı. Ya işte bir arkadaş ortamında tanıştık. Yani herkesi tanıyorum ama hiç kimseyi tanımıyorum. Herkes beni öyle tanıyor ama hiç kimse var. Beni tanımıyor. Benim biraz daha bu piyasada bilmiyorum belki vardır ama ben denk gelmedim. Benim daha farklı oldu bu. Korktum çünkü yapacak olduklarımı yapamamaktan bir havaya kapılıp. Çünkü çok genç yaşlardayız evet, yani. Doğru. Ben hani 24-25 yaşında canlı sunuyordum ama 21 yaşında da çiçek takside oynuyordum. Evet, o zaman da o trafik çok... polisi Nuray zaten evet. Bir patlamıştı. Hep ondan aslında korktum. Bunun iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Anı yaşayamıyorsun, tadını çıkaramıyorsun. Ama bir taraftan da bugüne baktığım zaman en azından hani keşke işte okulu da bitiremeyebilirim.
yapabilirdim. Hiçbir şey yapamayabilirdim. Çünkü çok tehlikeli yaşlar. O yüzden öyle insan olmalı. İnsanın aklının kayacağı yaş. Süper. Ben aldım cevabı. Evet. Ben bir şey sormak istiyorum tabii şimdi. Tabii ki. Buyurun arkadaşım. Şimdi enerjisi bu kadar güzel. Gerçekten enerjik. Evet, vallahi çok evet. Bilgili, cepleri dolu birinin şu an günümüz dünyasında neden YouTube kanalı yok? Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü bence insanlar dışarıdan Gül Gölge'yi soğuk, mesafeli ve çok kolay ulaşılabilen biriymiş gibi görmüyorlar. Ama burada şu an başka bir Gül Gölge'yi görüyoruz. Hem çok eğlenceli, hem güllüm, hem madilik var. Her şey her var şey, gerçekten. Her şey. Yani istemiyor musun? Yoksa böyle bir şey var da... Mükemmelliyetçilik var. Orada yine o devreye giriyor. Şu var, aslında dediğin şey yine şöyle. Bende biraz öyle bir duruşun var. O bazen benim acaba diyorum savunma mekanizmam mı? Ya da işte kemik yapım, fizyolojik yapım mı bilmiyorum. Bir bu var, istem dışı gelişen bir duruş var. Bir de şu var, gerçekten aslında ben kendimi ayna gibi değerlendiriyorum. Beni şimdi seven çok sever, sevmeyen hiç sevmez. Neden? Ben çünkü ben ne alıyorsam onu gösteririm. Aslında ben onun gölge yanlarını ona gösteririm, o beni sevmez. Halbuki sevmediği kendisi. Doğru. Yani o bana bir şey yapıyor. Işte, ismiyle doğmuş. Doğru. O bana, ismiyle doğmuş. O bana bir şey yapıyor ve Gülşah o yaptığı Doğru. şey hani bir yargılama falan yok aslında. Rose Shadow. Bu arada çok güzel Marvel karakteri olurmuş. Rose Shadow ya. Aynen. Peki. Evet. Ona bir tane daha soru geldi. Sor. Tipin şimdi çok Avrupa'yı ve böyle hiç Türklere benzemiyorsun ya. Hani bir tane yurdum insanı. Bir Hollywood filminde olsaydın hangisi olmak isterdin? Çünkü benim kafamda bir tane Hollywood filminde sen çok yakışırdın ona. Ama önce sen söyle isterim. Ben şu Game of Thrones'daki şeyi isterdim. Onu. Bir de Marvel'in herhangi bir karakter olmak isteyebilirdim. Veya da şey isterdim dur. Angelina Jolie'nin bir tane. Malefis mi? Mr. Smith. Bir de Wanted vardı orada. Onda da çok güzel olurdu. Ama evet. Bence Wall Street'te Leonardo DiCaprio ile ben nedense Margot Robbie'ye falan da çok benzetiyorum. Evet. Çok güzel bir şey olurdu. Belki başka bir hayatta. Neden olmasın? Neden olmasın? Belki de Margot Robbie sensindir. Tabii. Belki de. Benim sorum buydu. Hollywood filminde oynasaydı hangisi olurdu? Seni uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bana hırlansın. Sonuna kadar diye. Peki zamanında mı sen magazin programı sürerken hep Kanal D'deydin. Hiç sana teklif ettiler mi başka kanala geçmen için? Ne paralar. Neler. Neler teklif edildi. Ama ben gittim mi? Gitmem. Çünkü orada başladım. Çünkü bu terazi ve titizlik durumun orada da devreye girmiş adalet, bence yine. Adalet, hak yememe, ödüm patlar. Yani bilin, şey bak, durumu, yediğim kabı evet, bilmem evet, ne yapma. Evet. O yüzden demin de az önce dedikodu yaparken yapılan, yok canım, bir yapılan şey kötülükleri unuturum ama yapılan iyilikleri unutmam. Herkese de bunu tavsiye ederim. Çünkü gerçekten. Hayat gerçekten bir döngü. Bu hiç önemli değil ne oldu, ne bitti. Hiç önemli değil. Ama ben bu inanışta bir insanım. YouTube kanalında yapacağım. Biraz üşeniyorum. Artık o mükemmellik. Hem akademide falan da bir şeyler yaparsın. İşte o yüzden de bir sürü konu başlıyor biraz orada yapacağım. Zaten. Birilerinin hayatlarına dokunalım. Yani bir şekilde kadınların gerçekten bu hayatta çok fazla şey yapabilecekleri inanıyorum. Fakat biz özellikle Türk toplumu olarak aslında dünyanın genelinde de bu ikincil cinsiyet gibi gözüküyor ama aslında yaratıcı olan, üretici olan kadın. Kadınların kendine güvenmesi, bir takım gerçeklikleri fark etmesi, narsistlik mesela çok büyük bir problem. Biraz kadınları eğitirsek gerçekten Atatürk de yani kaç seneler, yıllar önce söylemiş, hep kadınlarla yan yana yürümüş. Günümüzün politikacılarının da çoğunda bu var ama kadınlar gerçekten çok şeyi başarabilir. Ben de en azından birkaç tane bile olsa bir kadının hayatına dokunmak için bir şeyler yapacağım. Var planlarım. Müthiş bir şey. Şahane akıcı konuşuyorsun ve bu sunuculuk olayını neden devam ettirmediğini çok şaşkınım. Siz kendinize bakın. Şahane. Siz kendinize hani bakın. O öbür türlü ne bileyim işte bir program sunmaktan bahsetmiyorum. Özel gece sunmak vesaire tekliflerini de mi reddettin onlar hep bir dönem? Onlar oldu. Evet çünkü şey bayi toplantıları falan filan. Ödül şimdi töreni ödül vesaire. Hepsi oldu. Altın kelebeği de sundum. O şarşalı güzel yine hepsi var. Her zaman güzel ama o dönem onu da sundum. Geldi ama işte biraz ben o dönem sen bir geri kendime, çektin bence evet, kendimi. Evet tabii çektim. Peki yani, şey mi? Çektim. Bir aşk kadını mısın? Nasılsın? Aşk yüzünden mi oldu bu? Yoksa yok, genel olarak yok. Aşk kadını mısındır? Hem televizyoncu, eski eşimin televizyoncu olmasından ötürü oldu. Hem de hayat planlarım işte dedim ya bak ben yönetmen olmak için aslında sinema televizyona girdim. Sonra evren, hayat beni kameranın arkasında olmak isterken önüne attı. Hep öyle oldu. Evet değil mi? Değişik. O yüzden sonrasında da kendi ben bunu mu istiyorum diye sorduğum bir an vardır ya. Evet kameranın dönmek çok güzel, çok güzel avantajları var, dezavantajları var. Ben nerede ve ne yapmak istediğimle ilgili bir noktaya geldiğimde orada durmak istedim. Çünkü ben şuna inanmıyorum. Kadının yaşı da yok ve cebini ne kadar doldurursan demin dediğin gibi o kadar çok konuşacağın şey olur. Ben niye magazin malzemesi olayım ki artık kendimi hani bir yerde göremiyorsam,
gibi konumlandıramıyorsam, biraz daha o gençliğin, o ilk üniversite yıllarında yapmak istediklerimi yapamadığımı fark ettim. Evlendim, iki çocuğum oldu. O sırada da hem çocuklarımı büyüteyim, doğru büyüteyim diye, daha doğru annelik nasıl yaparım? Çünkü bir sürü yanlışlar var. Kalıplar var. Onları nasıl kırarım? Hatta ayağımda da bir dövme var bununla ilgili. Görebilir miyiz? Çünkü çok fazla ayak fetişi var ve biliyorum ki insanlar bunlar uygulamalardan, doğru. Bu arada nereden nereye geldiler? Evet, çok evet, hemen bitireceğim onu. Tabii. Uygulamalardan böyle aylık 200 bin dolar para kazanan insanlar varmış. Ayak fotoğrafı kovalar için. O kadar fazla insan var ki. Yani gibi bölümü gibi oldu. Ayak bölümüne falan bakıyoruz. Ama var her şey var. Dövme ne? Anlamı ne dövmenin? Güzel böyle bir yazı. Hani çocuklarla ilgili işte nasıl bir ebeveynlik yapmak istediğimle ilgili. Yani her zaman fikirlerimle yanınızda olacağıma, işte elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum gibi bir şey. Kendimi geliştirmekten, öğrenmekten, herkesten bir şey öğrenebilirim. Yani şey, o kadar doğru bir laf ki, okudukça, inceledikçe hiçbir şey bilmediğini anlıyorsun. Değil mi? Spiritüel şeylere de merakım var mı merakım mesela? Merakım var, onlara da var. Onlarla her ilgili şeye var. Atıyorum yurt dışının bilmem bir ucuna gidip bir şeyler yapmışlığım var mı? Hani? Yok, korktuğum için yapmadım. Onu yoksa yok, ayahuasca'lar bilmem neler bir şey. Ayahuasca mıydı? Evet, evet, yok denemedim. Ama hani her taraftan biraz bilgim, biraz şeyim var. Hatta bazen fazla giriyorum, aman diyorum biraz duralım falan filan. Her şeyin fazlasının zararı olduğu gibi belli bir dengede o spiritüel şeylere öyle. Biz de meraklıyızdır ama öyle bütün hayatımızda onun eksenini alıp. Her şey dengede, güzel, ayaklarımız yere basacak, toprağa basacağız. Kesinlikle. Biraz topraklanacağız ama dediğim gibi işte orada benim risk aldığım yer orası. Yani yoksa kimse öyle bir dönemde bir anda her şeyi bırakıp da gideyim psikoloji master yapayım falan demezdi. Evet, ben istediğim şeyi yaşamadığımı fark ettim. Yani çok iyi anladım. Ama onu yaşarken de bir yandan da işini zirvede de bırakıp çekilmiş olduğum gibi. Ama ben korktuğum yok. En sevdiğim şey işte yani benim. Yani öyle bir korkum yok. Yoktu, benim. Yani bir şey yapacak çok şükür. Hiçbirimizin olmaması lazım biliyor musun? Her şey çünkü olduğu gibi olacak zaten. Keşke şunu yapsaydım dediğim hiçbir program olmadı. Televizyon da çok başka bir şekilde şekillendi. Evet. Başka bir yere gitti. Ama şimdi artık yaparım çünkü yapmak istediklerimi, kendim için yapmak istediklerimi. Tabii. Hallettiğimi düşünüyorum. Kendimle olan yolculuğumu bitirdim. Yani şöyle bitirdim derken hiçbir zaman yol bitmiyor ama doldurdum biraz. Heybede var o şeyler. Heybede var yani. Şimdi içim rahat artık. Ben demin aşk konularına girmiştim de şu an aşık mısın mesela? Hayatın çocuklarıma aşığım gibi değil mi? Böyle bir şey, klişe bir laf. Yok. Kadın olacak, anne olacak. Aslında hep bunlar da kalıplar biliyor musun? İşte anne olan aşık olamaz, anne işte falan. Anne olamazsın canım, olur mu öyle şey? Var. Bizler demiyoruz ya. İnsan evlenir de boşanır da tekrar aşık olur, tekrar evlenir. Doğru bir boşanma, sağlıksız bir evlilikten 1000 kat daha iyi. Kesinlikle. Çünkü gitmeyen bir ilişkinin içinde durmak zorunda olmadığını öğretiyorsun. Boşansan da aile olmaya devam ediyorsun. Sadece karı koca olmuyorsun ama en yakın arkadaş oluyorsun. Bundan başka çaren yok. Ne kadar güzel şey, doğru iletişim olunca. Aynen öyle. Çocuklar için bunu yapmak zorundasın. Yoksa sen karını ya da eski eşini ya da eski karını cezalandırmıyorsun. Çocukları cezalandırıyorsun. Doğru. Bu bilinçli olmak lazım. Aşkına da başlatma diyorsun. Evet şu an. Hayır. Aşk her zaman var. Yani güzel duygular. İnsan kendini tanıdıkça, sevme modellerini anladıkça. Tabii ki aşk her zaman var. Diyerek diyorsun. Küründen. Yine de yani, cevap vermek istemiyorum. Var ya da yok demiyorum. Ben bu var ya da yok demiyorum ama aşk her zaman var. Tamam olabilir. Bizim için de öyle. Tabii aşk ki. Aşk her zaman var. Şimdi dışarıdan gözüken böyle mükemmel bir güzellik var. İşte boy, poz, her şey şahane. Hiç peki kıskandığın biri oldu mu senin şimdiye kadar hiç hayatta? Valla şöyle spor yapıp da gerçekten böyle spor yapmadığı zaman rahatsız olan insanları çok kıskanıyorum. Çünkü eskiden bende de öyle bir duygu vardı. Sonra o geçti ama ben mesela gerçekten küçüklüğümden beri Einstein'ı kıskanıyorum. Bak yemin ediyorum. Zeka seviyorsun. Evet. Sapyoseksüelsin. Biraz o var bende. Tamam evet, şimdi yani. Oldu. Veya niye diyorum bir tane de nota ben çıkarmıyorum. Yani notaları bulak bir tane daha nota çıkmıyor mesela. Evet, geride kalmış. Yani kaldı mesela bitti. Sen birkaç öyle bir şey 8 tane nota var zaten. 8 miydi 7 miydi? 7 miydi 8 miydi? Başka bir nota daha çıkıp çıkmıyor mesela. Onu kıskanıyorum. Veya ne bileyim dünyanın en etkili sözleriyle hitaplarıyla en etkili ilk 10 kadınını kıskanıyorum. Yani hani veya çok güzel bir kitap yazan birini kıskanıyorum. Fiziksel bir şeyi kıskanmıyorsun. Yok güzel bakıyorum çünkü. İşte evet. Yani onu da Allah yarattığı için ne kadar güzel maşallah diye veya ben yolda geçerken mesela bir hanıma ne kadar hoşsunuz diye demeyi ve bunu hep biliyordum. Yani küçüklüğümden beri biliyorum. Bak bu terazilerde yani var görüyor musun? Evet, işte ben ondan sonra şey yapıyorsun. İltifatçıdır o da. Çok severim insanlara kendini iyi hissettirmeyi. Evet, bayılıyorum ben yani. Ben ama bir de gerçekten o kendini iyi hissetsin de değil. Gerçekten hoş buluyorum. Tabii hoş aynı, zaten şey durup dururken
gerçekten o birazcık yavşaklığa giriyor zaten yani hiçbir şey yokken. Bugün bile bak evimi gezdiriyorum. Bir baktım ne güzel giyinmiş üstünü başını böyle sabah şey yapmış. Ne kadar hoşsunuz dedim. Geç ay ay falan. Bu böyle bir şey ama bu karşılıklı enerji. Ha, ama çok şöyle bir ele enerjisi de var. Ele de insanlardır ya. Evet, hani herkese evet. Böyle iltifat ederler falan. Bu güzel bir şey. Yani. O insanın gününü değiştirebilirsin. Bu, tabii ki değiştirebilirsin. Dediğin şey de o aslında senin. Evet. O çok önemli bir şey bence. Ama işte insanlar daha çok birbirlerini kendisi, yani kendini sevmediği için karşı tarafı sevmiyor. Yani burayı sorun fark onda. Etmek lazım. O yüzden bunun çözümü hiçbir şeyi kişiselleştirmeyeceğiz. Söz de kişinin kendisine ait. Davranışta herkes kendi içinin yansımasını karşı tarafa veriyor. Biz bunu bilmediğimiz için ay bana beni sevmiyor mu? Ay beni beğenmiyor mu? Halbuki o kendini beğenmiyor. Çünkü ben o kadar çok kendimi seviyorum ki sana baktığım zaman da Allah seni yarattığı için seni de öyle seviyorum. Yani sevmediğim insan da var. Onun da yani ruhunu sevmiyorum. Yoksa bana düşmez sevip sevmemek. Anlaşamıyorum. Şey yapamıyorum. Canım, ama bu sevdiğimi kıskanmadığım anlamına gelmez. Yani bu hani o anlamda sevdiğim arkadaşımı da kıskanırım. Bazen erkek arkadaşımı da kıskanırım. Bir de kıskançlık hep negatif algılanır ama bazen de kıskançlık iyi de bir şey. Hani iyi bir şeyini kıskanırsın. Yani gıpta etmek gıpta gibi bir şey aslında. Tabii, tabii. Yani o da olur. Bir de böyle de hani fiziksel olarak değil de böyle hani insan artık böyle şey diyor ya. Pozitif mesela ben kıskançlık. Yine fikirlerimden çok etkileniyorum. Ya gidip mesela başkasının fikirlerinden de böyle etkileneceği bir... Ben artık onları kıskanırım mesela. Yani hani çok güzel bir kafa alışverişi yaptığım biri. Ay acaba başkası da böyle konuşuyor mudur? Böyle anlaşabiliyor mudur kıskanır. Beni bana anlatıyor. Vallahi billahi. Yemin ediyorum. Beni bana anlatıyor. Yalnız değiliz. Çok şükür. Peki, yalnız değiliz. Buradan hemen başka bir soruya geçiyorum. Bu at merakın hala devam ediyor mu? Ediyor. Zamanında bir tane haber çıkmış. 10 bin dolara bir tane at aldın. Doğru mu peki? Doğru tabii. Duruyor mu at? Artık onu Kaz Dağları'na gönderdik. 2007 zaten evet. Yaşıyor mu diye sorsam olabilir. Ondan önce de vardı atım. O da evlilik hediyesiydi. At yaşıyor mu peki? Artık yaşıyor mu bilmiyorum. O kadar. Zaten onu dinlenmeye gönderdik. Yani. Evet. Artık hani o şeyden de şey yapmak da istemedim. Evlilik hediyesiydi. Evet o evlilik şeyi olur ya. Evet. O attı. Bizim çekim de zaten atlarla çekimdi. Evet, vallahi bir tek evet. Gül patır kütür binmişti. Evet. Hatırlıyorum o şeyi. Ama işte o yıllık. Ha, şu an binmek devam ediyor mu? Ediyor. Binerim. Hatta yarın bir planım var. Öyle mi? Nerede bu şehrin bir maslağın orada bir tane vardı falan. Oralarda duruyor mu orada? Orası çok seçkin ve çok tabii ciddi bir kurum ama ben sıkışmış yer sevmiyorum. Biraz sen açık olacak. Açık olacağım. Dört nala koşacağım. Biraz ormanlara aşık olacağım. Game of Thrones'ta oynardın o zaman. Herhalde. Oklar moklar atardık. Tabii at binendi kılıç kuşandı. Şey kılıç kuşandı diye. Lafla falaştı. Bu muhabbet. Çok bakamadım ama neyse. Bu muhabbet ne kadar güzel aktı gitti gerçekten. Aynen. Ayrıca bir kamerasız bir yerde. Onları çektik yayınlayacağız. Ya bunu yayınlamazsan sen. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman. Gerçekten çok samimi söylüyorum. İnanılmaz keyif aldım. İzlerken de çok biz keyif de, alıyordum. Biz de şahanesin. Zaten ama sana mesaj attığım an hemen olumlu bir şekilde geri dönmene Fezliye'ye dedim ki bana gelirim. Hemen telefon açtı. Dedi ki Gül Gök'e geliyor. Gelmez miyim? Koşarak yani. Gelirim. Çünkü inanılmazsınız. Ben gerçekten hani bir televizyoncu olarak, bir yapımcı olarak ben duymak sizi, bizim için ayrı güzeldi. Ben şu anda bir kanal yöneticisi olsam gerçekten ben mi? Çok ciddi söylüyorum. Kamera arkasında da söyledim bunu. İnanılmaz bir enerjiniz var. Acun Bey. Acun Bey. Acun olur. Başka bir sürü yapımcı var. Gerçekten inanılmaz güzel sohbetiniz. Çok teşekkür ederiz. İnanılmaz kişisel ve çalışılmış sorularınız. Ha, yani güllüm var. Ama bu güllüm bilinçli bir güllüm. Bilinçli bir güllüm diye de yeni bir şey. Bilinçli güllüm. Doğru. Düştük madilik var. Bütün şeylere. Hepsine düştük. Madilik var ama gerçekten çok iyi bir ikili olmuşsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bu işin dışında bu kadar güzel sohbet edebilmek, bu kadar güzel akıllıca sorular değerlendirmek adına söylemiyorum ama gerçekten bir sürü yere gidiyoruz. Bizim için ne güzel eleştiriler. Ya eleştiri de yapıcı eleştiriler bunlar. Saçma sapan otomatik böyle sorular soruluyor. Yani ben onlara cevaplarken yüzümden de belli oluyor. Sıkılıyorum. Klişe artık. Yüz bin tanem. Çok güzel kişisel sorular. Çok mantıklı. Devam ya. Çok çok güzel. Gül öv bizi. Valla ne kadar güzel. Ne mutlu olduk ya. Söyledin mi söylediğiniz her şeyi? Niye söyledin mi? Çok iyi çalışmışsın. Şahane. Zaten burada vardı. Çalıştım. Seni tanıdığıma çok mutlu oldum. Şahane bir enerjin var. Çok güzel bir kadınsın. Gerçekten için de öyleymiş. Çok, çok mutlu oldum. Ben de seninle tanıştığıma çok memnunum. Bir günde özel ayrıca makyaj yapmak istiyorum. Bunu da söyleyeyim. Baksanız sizi gebertirim. Kimseye de söylemedim. Zaten. 110. bölümde ilk defa. Bir dakika. Diğer bölümleri bütün konuklara sevgiler. Deliler gibi yapalım. Böyle özel bir şey olsun. Böyle büyük bir avatarlarca bir şeyler. Her şeyleri yapalım. Bir dakika o zaman. Bir dakika o zaman. Böyle şeyler falan var.
Sen bana bak, bunları nasıl yapmıyorsun? Bak, hemen şey bak. Falan ne var. O? Bir dakika bak. Aa, böyle, bak bak böyle. Güle gider ayak taktığı sen şeye bak. Şimdi, bak bak ama sen bak ama. Sen bunu bana bak, nasıl ama, takladın bak, şimdi bana bunlarla gelin. Al sana Marvel karakteri. Bu kimmiş? Gal Gadot kimmiş? Wonder Woman. Sen bana bunlarla geleceksin. Tabii. Yapar, nasıl bir şey söyleyeceğim. Bunu veriyorum sana ama. Sen bir de takıyorsun. Çıkarıp alacak mıydın? Bak. Hayır hayır. Tamamını yani. Bunun üzerine bu arada belki konsept bir parti olur, bir değişik bir kırmızı halı olur, hayatım, bir şey olur. Hayatım parti olmasına bırakın, ne gerek var ya? Ben evde kendim kendime takarım bir tanem. Doğru. İllaki bir şey mi olması gerekiyor? Canjanlarını giy yat, ipekler al kendine. Terazi işte. Estetik her şey onun için. Giy terazi. Giyeyim ama evet. Sabahtan beri terazi terazi. Ama oğlum. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyadaki bütün estetik algısının tam bizim de yükselenimiz terazi. Terazilik evet, işte onu demeye çalışıyorum. Evet daha şimdi da ben önemli, daha da belli yani, yaşta evet, sonra geçiyormuş. Evet şu an sen yükselenek ben akrebe geçtim mesela. Terazi akrep. Ben de başağa geçtim ama öteki türlü de çok havadaydım yani. Tabii. Biraz ayaklarım yere bastı. Hı. Yani daha iyi oldu. Ama oğlum terazi biz valla şey diyor olmasın yok, olur. Yok olsun beni biliyorlar zaten. Sen terazisin zaten. Evet yükselen yani. Terazi. Herkes söylüyor. Evet. Astrologlar söylüyor. Biz astrolog. Şey. Astronot. Astrolog. Ama yalan değil. 2023 yılı bizim yılımızmış. Evet çok şükür. Efendim biri bize kaldığından sonra. geldik doğru söylüyorsun. Çok konumuz var ama ya. Biz kapatalım konuşmaya devam edeceğiz. Efendim haftaya görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Gerçekten çok güzeldi. Daha ben ne anlatacağım? Anlat.